Başkan Yardımcımız, değerli hocalarımız, kıymetli konuklarımız ve öğrencilerimiz, Küçükçekmece Belediyesi'nin Müzik Akademisi'nin düzenlediği Çalgı Bahçesi temalı konserimize hepiniz hoş geldiniz. Evet, Ekim ayından beri hepimiz Müzik Akademisi'nde ders alıyoruz ve konserlere hazırlanıyoruz. Hazırladığımız bu gösteriyi sizlere sunmak için gerçekten çok heyecanlıyız. İsterseniz onları daha fazla bekletmeyelim. Şimdi Küçükçekmece Müzik Akademisi korosundan çalgılarla ilgili 4 eser dinleyeceksiniz. İlk 3 eser akademimizin piyano, müzik kültürü ve koro dersleri hocası olan Salih Kartal tarafından akademideki öğrencilerimiz için özel olarak bestelenmiştir. Çok sesli olarak dinleyeceğiniz bu 3 eserden sonra son olarak koromuz bir Giresun türküsü seslendirecek. Her çalgıyla ilgili eserden önce akademi öğrencilerimiz sizlere çalgıları tanıtacaktır. İlk önce keman öğrencilerimizden Gözde Öztürk'ü dinledikten sonra Kemanım adlı ismi dinleyeceğiz. Buyurun. Merhaba, benim adım Gözde Öztürk. Akademinin keman öğrencilerindenim ve size kemanı tanıtacağım. Yerli çalgılar ailesinden olan kemanın 4 teli vardır. Bunlar kolundan inceye doğru sol, re, la, mi seslerine akort edilir. Keman yayıyla çalınan perdesiz bir çalgıdır. Kemanın bölümleri şu şekildedir. Salyangoz, vurgular, eşik, tuşe, teller, gövde, ev delikleri, köprü, kuyruk ve çenelik. Bazı önemli keman virtüözleri şunlardır. Yaşar Heifetz, David Oistra, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Isaac Berman, Maxim Vengerov, Alexander Markov, Anna Sofia Mutter, Sara Cenk, Hilary Han, Ayla Erduran, Sunakan, Cihat Aşkın ve Özcan Ulucan. En çok sevilen keman eserlerinden bazıları ise şunlardır. Wolfgang Amadeus Mozart, Sol Major Keman Konçertosu, Felix Mendelssohn Bartholdy Mi Minör Keman Konçertosu, Tchaikovsky Re Major Keman Konçertosu, Max Bruch Sol Minör Keman Konçertosu. Şimdi size bir etüt çalacağım. Akordu sol re la mi.
sırada gitar öğrencimiz Davut Özdemir'i dinledikten sonra Küçük Gitarcı isimli eseri dinleyeceğiz. Merhaba, benim adım Davut Özdemir. Akademinin gitar öğrencilerindenim ve şimdi size gitarı tanıtacağım. Telli çalgılar ailesinden olan gitarın 6 teli var. Bunlar inceden kalına doğru mi, si, sol, re, la, mi seslerine akort edilir. Gitar parmak veya pena ile çalınır. Gitarın 4 ana türü klasik gitar, akustik gitar, elektro gitar ve bas gitardır. Gitarın bölümleri şu şekildedir. Burgu var, eşik, klavye ve perdeler, teller, gövde, ses deliği ve köprü. Bazı önemli gitar virtüözleri şunlardır. Francisco Tárrega, Fernando Sor, Hector Villalobos, Andreas Segovia, John Williams, Pepe Romero, Paco de Lucia, Ahmet Kanneci, Emre Sabuncuoğlu, Sonia Regisel, Erdem Sökmen ve Behzat Cem Güneç. En çok sevilen gitar eserlerinden bazıları ise şunlardır. Joaquin Rodrigo gitar konçertosu, Isaac Albeniz Asturias, Fernando Sor, Mozart'ın sinirli flüt operası üzerine tema ve varyasyonlar, Agustin Lacatedor. Şimdi de size kısa bir parça çalacağım. Hüseyin Serme, İdil Brems, Canlar Gülman, Gülsin Onay, Güler
Gülhar Süertekiner, Fuat Esoy, Torosçan. En çok sevilen piyano eserlerinden bazıları ise şunlardır. Mozart, No. 23, La Majör Piyano Konçertosu. Beethoven, No. 5, Mi Bemol Majör Piyano Konçertosu. Tchaikovsky, No. 1, Si Bemol Minör Piyano Konçertosu. Rahmaninov, No. 3, ve Minör Piyano Konçertosu. Şimdi size birer parça çalacağım. Ayıp olmasın. Çok güzel. Öğrencimiz Ferdi Yıldız'ı dinledikten sonra Bağlamam Perde Perde isimli türküyü dinleyeceğiz ve bize Bendiri ile Fuat hocamız eşlik edecek. Kusura bakmayın. Öğrencilerimizden Piyano adlı eseri dinledik. Şimdi sırada Ferdi Yıldız bize bağlamayı anlatacak ve ondan sonra Fuat hocamızın eşliğinde Bağlama adlı türküyü dinleyeceğiz. Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Ferdi Yıldız, Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nin bağlama öğrencilerindenim. Bugün kısaca size bağlamayı tanıtacağım. Telli çalgılar ailesinden olan bağlamanın 7 teli vardır. Bunlar 3 grup halinde dizilmişlerdir. Alt tel re, orta tel sol, üst tel ise la olarak akort edilir. Ve mızrap ile çalınır bağlama. Biraz ailesinden bahsedecek olursak, bağlama grubunun en büyük ailesi olan en büyük ailesinden, en büyük fertlerinden olan divan sazımız var. Yani elimde görmüş olduğunuz bağlamadan daha büyük bir bağlama. Sonrasında bir küçük bağlama olan uzun saplı saz var. Yani elimdeki bağlama. Ve bunun da bir küçüğü kısa sap bağlamamız var. Ve ondan sonra da hepinizin bildiği curamız var. Cura da bayağı bir küçüktür ve sesi de gerçekten çok hoştur. Bazı önemli bağlama virtüözlerimiz ise şunlardır.
Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş, Mehmet Erenler, Yücel Paşmakçı, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Çetin Akdeniz, Erol Tarlak, Erdal Erzincan, İsmail Altunsaray, Tuğba Gel, Özlem Özdil. Ve bağlamanın bölümlerinden de bahsedecek olursak, ilk başta burgularımız bulunmaktadır. Sonrasında eşik, klavye, klavyenin üzerinde perdeler, yani siyah çizgiler, göğüs, köprü, ses kapağı ve tellerimiz bulunmaktadır. Her enstrümanın olduğu gibi bizim de tabii en baba eserlerimiz vardır. Bunlar Haydar Haydar, Yozgat Sürmelisi, Şeker Oğlan ve Efsane. Thank you.
Hani bir köfte falan mantığını yiyorsan sen de sonra ben de. Ya biz bunu yiyeceğiz, pansiyonda kalacağız. Her gün içeceğiz. Deniz mangalısı. Mangal. Ne mangalı? Balkona mı mangalı? Çay. Pansiyonda kalacağız. Ben ne yani? Kanat siparişi. Kanama değil, mangal da değil. Toplan yani, oraya gitmemize ihtiyacımız gerekecek. Veriyorlar oğlum, sorun yok. Pansiyonda kalmamız gerekiyor. Ya çek ulan, çek ulan. Olacağım şimdi ya. Oğlum ben kızım ya. Ben seni gidiyorum. Beni geliyorum ya. Neler sonunda? Vallahi sizin binada sen yok mu kardeşim? 14. kattan koşarak indik mi sen? O kadar korkutucu muydu yani? Ben sen o gün ne oldu biliyor musun? Ben dershaneye gitmedim. Dershaneye gitmedim. Şimdi Müzik Akademisi piyano bölümü öğrencilerimizi dinleyeceğiz. İlk sırada Büyük Baba adlı eseriyle Dilara Bektaş var. Eseriyle Nehir Mirer Erol var. Burada, G.A. orada, aç sen.
Bölümü öğrencilerimiz var. Duru Yıldızbaşoğlu Bahmenu adlı eseriyle karşınızda. Ceren Kabusuz Küçük Şarkı adlı eserle sizlerle.
Of. Şarkı adlı eserle sizlerle. Şahin, Düet adlı eserle sizlerle.